Değerli basın mensupları, Bilecik'te var olan, varlığını sürdürme çabası içerisinde olan dershaneler, dershane sahipleri ve müdürleri olarak Bilecik halkına siz değerli basın mensupları aracılığıyla son zamanlarda oldukça gündem oluşturan dershaneciliğin ne olduğunu, ne olması gerektiği üzerinde fikirlerimizi beyan etmek için toplanmış bulunuyoruz. Ben Bilecik Sınav Dergisi Dershanesi Müdürü Mehmet Çakmakçıoğlu. Arkadaşımız Fen Akademi Koordinatörü Mustafa Kula. Fen Dergisi Dershanesi Mahmut Kırıcı. Bendeniz Fen Dershanesi Müdürü Onur Güngör. Ana Fen Dershanesi Bilecik Şubesi Müdürü Fırat Mercan. Şimdi değerli Bilecik halkının da gündemindedir. Son zamanlarda dershanelerin kapatılmasıyla alakalı pek çok hareketlilikler olmaktadır. Biz Bilecik halkına dershaneciliğin ne olduğunu, dershaneler kapatılırsa bundan doğacak olan boşlukta Bilecik halkı bundan Bilecik eğitimi, halkı nasıl zarar görecektir? Onları ifade etmek isterim. Dershaneler her şeyden önce bir ihtiyaçtan doğmuştur. Eğitim sorunlarının sebebi değildir. Dershaneler daha çok öğrenme ve sınavlara hazırlanma ihtiyacı nedeniyle var olmuşlardır. Bu ihtiyaçlar devam ettikçe dershaneler de eğitim öğretim hizmeti vermeye devam edeceklerdir. Dershaneler şu veya bu biçimde hesaplansa, kaldırılsa bile daha çok öğrenmeye talep bitmeyeceği için şu veya bu adla, şu veya bu biçimde varlıklarını devam ettireceklerdir. Bu bakımdan dershaneleri öncelikle eğitim sisteminin ihtiyaçlarını karşılayan kurumlar olarak görmek gerekir. Dershaneleri sistemdeki sorunların nedeni olarak görmek yanıltıcı olacaktır. Sonuç olarak dünyada dershanecinin hesaplandığı ülke yoktur. Sınavlara hazırlık ve okullara destek hizmeti veren dershaneler gösterdikleri yüksek performans ve sundukları eğitim öğretim hizmeti nedeniyle veli ve öğrencilerimizin yüksek teveccüh gösterdiği yapılan araştırma ve anketlerde de saptanmış bir gerçektir. Devletin noksanlarından kaynaklanan problemlerin çözümünde yeni alternatifler geliştirmeden velinin elindeki tek alternatifi almak doğru olmadığı gibi bu olumlu öğrenme ortamlarındaki sinerjiyi eğitimin tümüne yaymak hedeflenmelidir. Dershaneler öğrenciden kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan, özellikle bunu vurgulamak istiyoruz, sistemden kaynaklanan eğitim-öğretim eksikliklerini tamamlayan tek alternatiftir. Okullar, öğretmenler arası farklardan doğan öğrenme noksanlarını tamamlayacak bir yöntem geliştirmeden yapılacak dershanelerle ilgili tasarruf, üniversitelerde ciddi şikayetlere yol açacaktır. Dershaneler, az sermayeyle kurulmuş, yoğun emekle çalışan, karlılığı oldukça düşük, küçük işletmelerdir. Bu kurumların okul gibi çok daha büyük sermaye isteyen yatırımları yapması zor, hatta mümkün değildir. Zaten süreç içinde bu sermaye birikimine ulaşanlar okullaşmaktadırlar. Dershanelerin yokluğunda dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın çocuklarını iyi bir okula yerleştirmek için özel ders aldırmak zorunda kalacakları ve bunun onlara daha pahalıya mal olacağı açıktır. Dershanelerin yokluğunda kaçak kurumlar veya bürolar yaygınlaşacak, maliyetler yükselecek, hizmet daha pahalı olacak, vergi vermeyen, denetimden uzak bu tür eğitim faaliyetleriyle ortaya daha fazla problem çıkacaktır. Hiçbir aile bireysel özgürlüğü olan ek ders eğitimini kaçak faaliyet yapan yerlerden üstelik daha pahalıya almak zorunda bırakılmamalıdır. Dershanelerin fırsat eşitliğini bozduğu iddiasıyla sistem dışında tutulması fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmaz. Üstelik fırsat eşitsizliği makasının daha da açılmasına neden olur. Çünkü ekonomik imkanı olanlar özel ders ve ek dersler destek alarak diğerlerinin önüne geçecektir diye düşünüyoruz. Ben sürem uzadı şimdi 2-4'te. Şimdi sen oluyorum. Dershaneleri cemaatle bağdaştırıp hükümetin cemaatle böyle bir hesaplaşma gibi böyle bir yöne gittiği, bu yüzden dersleri kapatmaya yönelik böyle bir gündem yarattığı veya böyle bir harekete geçtiği söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Genel olarak söyleyeyim. Eğitim sistemi Türkiye'nin bütününü kapsıyor. Sadece bir grup kesimi değil. Türkiye'nin tamamını ilgilendirdiğinden dolayı bu yaklaşımı biz doğru kabul etmiyoruz ve böyle düşünmüyoruz.
Zaten dershanelerin çoğu cemaat dediğiniz kesime ait olsa da cemaate ait bir dershaneler de var. Yani o değerlendirmeyi tek yapmak mümkün değil bence. Bilecik'e bu zararı nasıl olur hocam dershanelerin? Şimdi biliyorsunuz Bilecik'te zaten 3-4 tane dershane var. Bu dershanenin kapatılması durumunda tıpkı büyük şehirlerde olduğu gibi Milli Eğitim tarafından denetlenemeyen, kimin ne yaptığı belli olmayan ve belki de fahiş fiyatlarla, fahiş ücretlerle özel ders büroları türeyecektir. Dolayısıyla bundan da Bilecik halkı zarar görecektir diye düşünüyoruz. Çünkü dershaneler bir ihtiyaçtan doğan sonuçlardır. O ihtiyaçlar ortadan kaldırılmadan direkt olarak sonuçlara yönelmek ve onların ortadan kaldırılması hem maddi hem manevi, ekonomik, sosyo-kültürel, hukuksal pek çok sorunu yol açacaktır diye düşünüyoruz. Şu anda halk eğitim merkezlerinde kurslar açılması düşünülüyor. Zaten okullarda öğretmenler hafta sonu kurs veriyordu şu anda. Veriyordu, evet. O yasak ama yani, şöyle. Şimdi şöyle düşünüyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına da bakabilirsek, işte hani liseyi bitirmiş olan, mezun durum konumunda olan ve üniversiteye hazırlanmak isteyen öğrenciler için halk eğitim merkezlerinde kurslar açılacağı ifade ediliyor. Böylece bu ihtiyacın oralardan karşılanması yoluna gidileceği ifade ediliyor. Ama biz de diyoruz ki eğer böyle bir şey Milli Eğitim Bakanlığı gerçek anlamda yapabiliyorsa, yani ihtiyacı olan öğrencilerimize, velilerimize, halk eğitim merkezlerinde, okullarda böyle bir kurs imkanı verilebiliyorsa, şimdiden verilsin bu. Şimdiden verilsin. Yani bunun verilebilmesi için niye dershanenin kapatılması bekleniyor ki? Şimdiden verilsin madem. Hem rekabet ortamı artar, hem kalite yükselir. Biz buna karşı değiliz. Buyursunlar, onlar da halk eğitim merkezlerinde vesairelerde kurslarını açsınlar. Hocam dershanenin kapatılmasıyla kişisel adam oraya çıkacak mı? Mesela zengin çocuğun, zenginin çocuğu öğretmenler tutup özel okullara ders alırken fakülte çocuğu alamayacak. Sınav sonuçta bu okulda veya eğitimde çifte standart olmayacak. Şimdi bu sadece eğitimdeki çifte standart olarak bakmamak lazım. Aynı şekilde özel hastaneleri de ele almak lazım. Onda çifte standart var. Dolayısıyla ben çifte standart olacağına inanmıyorum. Bakın, bugün benim kurumumda, işte hocamın kurumunda ücretsiz okuyan pek çok öğrenci var. Fakir olan, parasını veremeyecek olan ama zeki pek çok öğrenci var. Bunlar Rus'ta okuyorlar zaten. Dolayısıyla dershaneler kapandığında peki ne olacak? Çifte standart ya da makas daha çok açılmayacak mı? Parası olan özel ders aldıracak, parası olmayan gariban vatandaşın çocuğu da kendi imkanlarıyla hazırlanmaya çalışacak. O da bir adaletsizlik değil mi? Daha derin bir adaletsizlik.